Olduğunu düşündükten sonra bir de çevreni yargılamaya başlayıp tek doğruyu kendinde bulmak daha da yüzsüzlük. Evet bak bunların hepsi birleşiyor tamam mı? Şöyle doğru olduğunu daha doğrusu olduğunu düşündüğün an yani piştiğini düşündüğün an etraftaki herkese sen yeterince pişmedin sen şöyle yapıyorsun sen şöyle etmiyorsun falan moduna girince ve bunu iyi niyetli değil sadece kendi egonu tatmin etmek için yaptığın zaman veya kendini ne kadar progresif veya olmuş olduğunu göstermek için yapıyorsan bu aşırı ciddi sıkıntılar yaratıyor. Önceden kapitalizm savunuyordum, komünistim. Anksiyetemin %95'inin barınma endişesi olduğunu bilmiyordum. Sermaye karşı değildim, sermaye karşıtıyım. Değil. Yani sol zihniyetliydim ama kapitalizmin dünyaya iyi bir şeyler kattığını düşünüyordum. Geçti. Bunda şöyle salakça bir şey oldu tamam mı? Caner Özgürt senarist yönetmen falan videosunu kurmuş kendi filmlerini falan çekmeye çalışıyor borçlanıp. Adam ...tefeciye falan borçlanıyor hatta... ...şişine düşüyorlar falan filan. Adam sonra Yunanistan'ın ne taşınıyor orada... ...bir barınma olayı diyor ki... ...gerçi izlediniz lan o kısmını işte... ...adam materyal koşullarımdan dolayı... ...komünist oldum diyor. Ve buna bazı solcuya gelip alıntı girip şey yapıyor böyle... ...ya sadece... Ne bileyim materyal zorluklarından dolayı veya götün yanınca falan sosyalist olmak o kadar da bilinçli bir sosyalist olmak değil falan filan. Lan oğlum bir insan materyal koşulları dışında daha geçerli olarak nasıl sosyalist olabilir? Bana anlatsanıza yani. Başka nasıl olacaksın yani? Bak mesela bu arkadaş şey yazmış umarım beni takip etmiyordur ediyormuş ya. Beni takip eden insanlar çok saçma şeyler yazınca üzülüyorum. Bir şey geçirememişim falan diye. Yerel seçimde Kadıköy'de dalgası TKP'ye oy atmış. Belli sen komünist olma Caner. Siktir et sevmezsin. Boşver. Bo bomboş şeyinlerden devam et canım benim falan. Hadi ya sen mi karar veriyorsun? Ben aldım mesela. Ben Caner Öz Yurtlu'yu aldım. Ki daha çok da alırım. Şeyi de alırım. Ne bileyim. Erol Mültecimler gelsin onu da alır. Ben rastgele bir isim söyleyeyim. Mesut Süreli ne bileyim gelsin alırım başka. Rastgele ünlü ismi söyleyeyim. Ha. Sinem Kobal gel baba yani. Sana mı kalmış kimi alacağız kimi almayacağız. Oğlum Kadıköy'de dalgasına TKP oy atmayan insan olmasa TKP kaç yol alıyor Türkiye'de? Dallamalar biraz aşağıda kalmış. Ha böyle neyse şey, bir tane şey diyen dallama vardı onu görmüştüm kardeşim sadece materyal sıkıntılardan dolayı sosyalist olmak geçici bir şeydir, şeyde kalır. Bir sosyalist bilinç inşa etmek, bir sosyalist kimlik inşa etmek gerekir falan. Demiş. Oğlum siz, sizin derdiniz ne lan? Lan yıllardır şey olayını çekiyorsunuz tamam mı? Biz birkaç entel bir tane kafede oturalım ve birbirimizle ego savaşı yaparak entelektüel bir şeyleri birbirimize tükürelim, alıntılar falan yaparım. Lenin'den ezbere iki sayfa okuyabiliyorum baba. Kelimesi kelimesine. Ne yapacaksın oğlum? Yıllardır yapıyorsunuz yeter artık ya. Oğlum benim Twitter'ı ilk kullanma amacım solcu abileri yok etmekti lan. Nefret ediyorum oğlum lavuklardan. Adam bir cümle yazıyor tek bir insan anlayamasın diye. Şey diye hava atacak. Sadece ben anlayabilirim bu cümleyi. Sizin kültürel düzeyiniz yetmez köpek oğulları falan diye yazıyor. <laughs> Okuyabiliyorum ben onu da yazabilirim. Ha ne bileyim işçiye falan sesleneceksin oğlum. Normal insan sesleneceksin sen. Niye gerizekalı gibi konuşuyorsun? Osmanlı sarayında mıyız biz lavuk? Yok yıllarca gatekeeplediler. Yok şöyle olacaksın komünist olamazsın. Yok böyle lan bir girsin içeri yaparsın. Konsept o. Girsin öğretiriz. Adam bizi terörist görürken sen nasıl birisine bir şey öğreteceksin? E tak koyayım o zaman. 10 bin üyeli ne takıl yani. Veya 40 bin üyeli. Maksimum 40 bin var şu, sol partilerin. Sevan terim pornosu demiş. Bu da güzel bir kullanım ama. Benim kendim bizzat bu kavramları bizzat ben buldum. Teori 31 ve değerlerim 31. Değerlerim dışında hiçbir şey önemli değil. Değerlerim 31 oluyor. Sadece değerlere bakıyorum neyse. Teori 31'de rastgele teori alıntısı atıyorum etrafa. En önemli şey teoridir. Pratiği bir tarafıma sürdüm tayfı falan yani. Ama kavram mastürbasyon, entelektüel mastürbasyon bence en iyi tanıma bunu. Bunu ben bulmadım önceden vardı bu. Küçük kitap kulüpleri var bu arkadaşların. Küçük kitap kulüplerinde takılmak istiyorlar. Kimseyi de almıyorlar içeri. İçeride de kadınları taciz ediyor böyle tipler. Yani çünkü bir yer küçükse yani küçük kapalı alanlarda ne olur? Taciz olur yani. Ya solcu dediğin çoğunlukla işçi olmalı zaten. Konsept o. İşçi sınıfısın sen. Yani sen kendini salak bir entelektüel küçük burcuva statüsüne koyamazsın işçinin üstünde. Gerçekten küçük burcu burcuva kökenli değilsen. Anlatabiliyor muyum? Bir dur derler sana ya. Ne alaka oğlum? Maaşı çalışan herifsin sen. Sen niye kendini işçiden daha yukarıda? Ben işçileri yönlendireceğim ben şeyim öncü partiyim falan diye triplere giriyorsun ki hayırdır yani. Bir de onların şey var profesyonel devrimci zannediyorken. Lan Türkiye'de nasıl profesyonel devrimci olacaksın? Elinde silah mı var? TKB'de sen nasıl profesyonel devrimci olabilirsin abi? <laughs> profesyonel bir şey. Bir şey profesyonel olarak mastürbasyon yapıyor bu arkadaş. Kendimi ve etrafımdakileri çok iyi gazlıyorum. Ben bir mastürbatörüm. Yok oğlum biz burada götümüzü yırttık ya. Zaferlilere ben dert anlatıyorum ya. Ben çok mu memnunum oğlum sizce şey zaferli 20 yaşındaki çocuklarla iletişim kurmaktan. Ana babaları kursa böyle bir sıkıntım yoktu. Var oğlum dedi takıntılı 20 yaşına çocuklar var. Tweetlerimin altına gelip anama sövüyor sürekli yani. Bu ortama girmek ben mi istiyordum yani bunu? Ben de takılabilirdim. Bir tane partiye gir, bir, bir yerde köşe kap, takıl yani. Sonra en devrimci benim diye. O pişlerden beri benim Twitter'ı kadın hesabımı sanıp taciz etmiştim yaptı. Daha doğrusu söylemeden herkes beni queer zannediyordu abi. <laughs> Nick'ten dolayı. Hala şey, abi sen queer misin falan, queer değil misin falan diyorlar. Türkiye hiçbir zaman akışkan cinsiyet muhabbeti gelmedi arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Hayır, Nick'imin... Şey, akışkan cinsiyetle bir alakası yok. Sohbeti devam ettirdim hele bana lezbiyenim diyorum. Olsun yerim diyor. Çok bahsettiğim bir şey. Tekrar bahsedeceğim. Abi bazı şeyler toplumsal olarak baktığında hepinize ve kendime de söylüyorum. Yani sizin değerlerinizin toplum bazında hiçbir anlamı yok. Sizin ahlak sisteminizin toplum bazında hiçbir anlamı yok. Bunu bir oturtalım tamam mı? Herkesin bunu bir panıksaması gerekiyor. Ahlak dediğin şey toplumsaldır, bireysel olmaz. Senin bir değerlerin varsa değerinle daha eşit bir dünya istiyorum. İnsanlar hakkını alsın istiyorum. Barınma sorunu çözülsün falan filan. Sosyalist şeyler diyelim. Sosyal demokrat şeyler diyelim. Fark etmez. Tamam Çetin çoğunda böyle görüşleri vardır. Veya milliyetçisindir. chat'te yazmadan konuşuyorsundur bilmiyorum. Yani o şeyler için, değerler için bir mücadele ortaya koyup, toplumda belirli bir kabul sağlayıp, insanları ikna edip falan filan onu kurumsal veya sistematik bir şekilde ortaya koymak için çalışmıyorsan konseptsel olarak bir şey yapmıyorsun. Ve bu seni hiçbir şekilde başka bir insandan daha ahlaki bir noktaya koymaz. Daha doğrusu seni hiçbir insandan daha üstün yapmaz. Senin sosyalist olman, senin vegan olman, senin feminist olman, bu konu hakkında hiçbir bok yapmıyorsan hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Sen sosyalist olduğun, feminist olduğun için, vegan olduğun için hiçbir şekilde kimsenin üstünde değilsin. Ve kendini de öyle görmemelisin. Mesela ben feminizmi öğrendim ve feminist oldum. Okey. Sosyalizmi öğrendim, sosyalist oldum. Okey. Veganizmi öğrendim, vegan oldum. Tamam veganlığın biraz kendi içinde de aktivizmi var da. Eğer sen vegan, bu arada hafif var aktivizmi pardon orada <laughs> patlar biraz. Ama yine şey bireysel veganlığın da çok bir anlamı olmadığını biliyorsunuz. Yine o da bir kişisel bir ahlak mastürbatörü sonuçta. Günün sonunda kendi içinde kalırsa bunlar. Hani diyelim ben kendime sosyalist diyorum. Okey. Bu şey gibi. Sen kendi içinde sosyalist olduğunu düşünüyorsun da ortaya koymuyorsun bunu. Bunun için hiçbir şey yapmıyorsun. Bu sadece bir beyan olarak kalıyor ortada. Ve şey gibi. Ben size beyanat olarak diyorum ki ben Üsküdar'ın Cumhurbaşkanıyım. Ben Üsküdar'ın Cumhurbaşkanı mıyım? Değilim. Daha doğrusu Üsküdar Cumhurbaşkanı gibi davranacak mısınız bana? Tabii ki de davranmayacaksınız. Şey anlamında demiyorum insana kendi sosyalist, feminist falan filan tabii ki de tanımlayacaktan kendi tanımını yapman gerekiyor. Demek istediğim şu. Evet sen kendini sosyalist, feminist falan beyanat verebilirsin ve vermeni çok isterim. Ama sadece bu beyanatları vermen Seni böyle süper bir özgürlük savaşçısı yapmıyor seni durman gereken ve ben zaten başardım diyebileceğim bir yer değil burası. Sadece bunları demek seni iyi bir insan yapmıyor. Son cümleler çok iyi olmalı da ne demek istediğimi anladığınızı farz ediyorum. Şeyden bahsediyorum. Ben sosyalistim ve bir yerde takılıp hiçbir şey yapmadan kendimin çok iyi olduğunu iddia ediyorum. Ya ben veganım. Vegan oldum. <laughs> Takılıyorum. Ve bunun beni çok üstün yaptığını düşünüyorum. falan. Ki yapmıyorum. Şey gibi düşünün ya. Denin tüm külliyatını okudun. Tamam, okey. Onu uyguladın mı? Birilerine öğrettin mi? Bir şey yaptın mı? Yoksa sadece sende duruyor mu? Sende duruyorsa sen sadece o bilgileri arşivleyen bir organik bir veri deposusun. Ve olabilirsin. Bence yanlış bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Böyle olabilirsin. Esas takıldığım nokta şu. Böyle olabilirsin. Çok okey. Yargıladığım bir şey değil, tamam mı? Kendine vegan olabilirsin. Sadece kendine öğretecek kadar öğrenebilir kimse aktivist olmak zorunda değil. Kimse düşündükleri için belirli şeyler yapmak zorunda değil. Birisini desteklemek zorunda bile değil. Ama öyleymiş gibi davranma. Çok sinir bozucu ve şey de yapmak istiyorsan tamam mı? Bazı insanlar da şey var. Cidden yapmak istiyor onları gerçekleştirmek istiyor. Ama şey noktasında sosyalist, feminist, vegan vesaire olduğu için kendini belirli bir şekilde olmuş şu hissiyatına bırakırsan bir şey yapmayacaksın. Ha ya bu çok fazla insanda gördüğüm bir şey. Zaten herkes de katılır buna yani. Hani ben oldum dediğin an bırakıyorsun çoğu şeyi. Sen büyük de olmamışsındır. Bunun bilincinde olman lazım. Hiçbir zaman tamamen olamaz. Ha tam LGBT layım falan diyorum da çok LGBT friendly konuşuyorum her zaman. Hayır. Tabii ki de homofobik şeylerim oluyor. Eril küfürler ediyorum. Farkındayım zaten. Ha bunlar benim eksikliklerim biliyorum. Belki düzeltebilirim. Belki düzeltemem. Ha, eksikliğimin farkındaysam belki de düzeltirim. Ama sadece kendine belirli bir lakaplar taktığın için kendini olmuş hissetmek korkunç bir şey bence. Ben hani progresif hareketlere en büyük zararı onun verdiğini düşünüyorum aslında. Yok oğlum bayağı normatif düşünüyorumdur yani. Zaten progresifte belirli şeyler var. Oğlum herhangi bir şekilde sesinin duyulması falan benim 20 yaşlarıma falan denk geliyor. Yani progresif hareketin Türkiye'de. Eril dil falan. <laughs> Ay hani şey 2015'te falan ne diyorsun falan. Kimse de yoktu ki o bilinç. Ve öyle yetiştim. Hani 22 yaşından sonra bazı huyların çıkması çok daha zor. Belki de sonsuza kadar kalacak ölene kadar yani. Yeni nesillerde ama mesela 19-16 ilişkisi falan filan çok daha şey, bilinçler o konuda. Benim yaşımda şeydi ana, lise 4'teki lise 1'e yavşıyordu her türlü falan. Hatta gelenekti bu. Bazı şeylerin tabulu nesil değiştikçe çok daha kesinleşiyor. Yani yaşadım veya benden daha büyük her insanla konuştuğumda şey bazı şeylerin kalacak ve tamamen çıkartma imkanın da yok. Öyle yetiştin diyorlar çünkü yani. Olduğunu düşündükten sonra bir de çevreni yargılamaya başlayıp tek doğruyu kendine bulmak daha da yüzsüzlük. Evet, bak... Bunların hepsi birleşiyor tamam mı? Şöyle doğru olduğunu daha doğrusu olduğunu düşündüğün an yani piştiğini düşündüğün an etraftaki herkese sen yeterince pişmedin sen şöyle yapıyorsun sen şöyle etmiyorsun falan moduna girince ve bunu iyi niyetli değil sadece kendi egonu tatmin etmek için yaptığın zaman veya kendini ne kadar progresif veya olmuş olduğunu göstermek için yapıyorsan bu aşırı ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bir, çok itici gösteriyorsun tüm progresif hareket ve Sen büyük de tam olmadın bile. Var Twitter'da görüyorum 3 yıldır falan progresifleri herkes yargı dağıtıyor. Benim neslimden falan insanlar bir de böyle ya benim nefsimde olan herkes biliyor oğlum hepimizde saçma salak şeyler var ya. Var yani queerlerin içinde cinsiyetçilik yapan var, homofobiklik yapan var. Sosyalistlerin çoğu zaten cinsiyetçi. Çıkmıyor bazı şeyler. Bazen cinsiyetçi bir şey aklıma geliyor söylemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Her türlü gelecek o. Var bilinç altında yani. Söylememeyi öğreniyorsun. Belirli derecede onlar gelmiyor bir süre sonra. İki sene önce liberal olanlar şimdi bana kaypakkaya anlatıyor. Yani yaşanır. Yaşandığına çok inanırım. Ha şöyle bir sıkıntısı var. Oldum deyip bir de etrafa yargı dağıtmaya başlarsan bir yargıyı yanlış dağıttığın an olmadığın ortaya çıkar. Hareketi çok itici gösterirsin. Kellesini alman gerekmeyen birisin. Kellesini almış olursun ve o insana da itebilirsin. Ve o insana yakın insanları da itebilirsin. Çok daha fazla insanı da itebilirsin. İnci ve cancelcı bir topluluk gibi gösterirsin. <laughs> cancel diye bir şey yok bu arada da. Bazı atılan lakaplar hiçbir zaman çıkmaz. Birkaç lincim var oğlum. Eskiden takip edenler o linçten sonra etmiyor. Bir tane lincim vardı benim hatırlayanınız var mı? Şey tamam mı? Bir tane evet, 19-20 yaşında sosyalist çocuk tamam TKP'li miydi, EKP'li miydi hatırlamıyorum. Herif şey yapmış tamam mı? Elinde tüfek var al tüfeği. Dağa çıkmış. <laughs> Güneydoğu'daki bir dağ değiller. Şey diyor veganları kudurtmak için tavşan avlamaya geldim diyor. Ha, bu davara direkt şey diyemezsin tamam Vegan ol lan et yemek kötü falan diyemezsin. Adam şey dedim. 2024 yılında tavşan avlamayın oğlum yani. Hani niye avlıyorsun ki? Hani tavşan yemek istiyorsan marketten al ne bileyim yani. Ha bu da barbarlıktır falan diyorum tamam. Belirli bir noktanın üstüne çekmeye çalışıyorum. Aşama aşama ya bunlar. Hani en aşağıda direkt kendi hayvan öldürmek var. Sonra etini yemek cartcurt devam ediyor öyle. Ya lavuk en azından veganlara şey olsun niye gidip tavşan öldürmesin tüfekle. Konsept bu. Oradan sonra ilerler. Laps diye vegan olmayacak çünkü o çocuk. Onu dediğimden şey oldu. Sen de tavşan yiyorsun abi falan diye ikiyüzlülükle suçlandım. Bazıları ciddi dedi. Vegan komünitede de şey var böyle. Gatekeeper yarrak kürek adamlar var böyle. Solcu gelse linçlesem diye bekliyorlar. Onlardan biri şey atar gider yaptı. O linçle dediğim bir şey vardı tamam mı? Ben vegan değilim. Yakın zamanlar olmayı düşünmüyorum. Ama şey o kadar coştuğum bir şey değil. Sadece ben şeyle uğraşmak istemiyorum. Diyetimi o kadar şey yapmanın çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ne kadar şey yaparsanız da yapın. O üretim her zaman olacak. Arkadaşlar hani Marx'ın üretim fazlalığı teorisi boş değil her zaman yaşanıyor. Senin et yememenden markete et koymayı bırakmayacaklar. Sen almazsan çöpe atarlar. Hala yapacaklar onu ve daha fazla insan satmak için reklam yapacaklar. Yani Bireysel et yememenin çok bir önemi yok. Toplumsal olarak yiyemezsen var tabii ki de. Ama bir gün yani devlet dese ki et yemek yasak daha yiyemiyoruz. Gidip şey böyle et bulmaya çalışmamı anlatabiliyor musun? Çok umurumda olmaz et yememek. Hayvansa ürün yememek. Öyle diyeyim. Hani böyle şey et yiyeceğim ben ama peynir yiyeceğim, yoğurt yiyeceğim birisi değilim. Hani benim sevdiğim bir cips falan var. Vegan da güzeldir herhalde. O çok önemli bir şey değil bence. Konseptsel olarak veganlar başarılı olsun isterim. Bana yasaklayın hayvanı yemeyeyim. Ama onun dışında böyle evde falan filan diyetimle uğraşmayacağım abi. O kadar da önemli değil bence. Ben bireysel yaptım herhangi bir şey. Ahlaki olarak da şey görmüyorum yani. Kişisi ahlakımı hiç önemsemem ben. Açıkçası <laughs> birilerine zararım yoksa okey. Yani benim yüzümden fazla da hayvan öldürülmüyor abi. Öyle bir şey düşünmüyorum ben dediğim gibi sistem öldürecek o hayvanı. İşte onu denme rağmen. Lan vegan değilim ama vegan hareketini destekliyorum. Umarım başarılı olursunuz falan. Vegan elebaşlarından bir tane lavuk. Bir belki fark edersiniz kim olduğunu falan. Kimlik falan yapmış artık veganlığı yani. Oradan şey laf sokup linçlettirmeye çalışıyordu yani. Linçleyeceğim ben miyim? Tavşan vuran lavuk mu? Tavşan vuran lavuk benim üçte birim linç yemedi o gün. Ülkemiz aslında vegansan solcuya da komünistin gözüyle bakılıyor. Oysa ki içerisi öyle değil. Solcular da tam tersi liberalsin diye bakar. Sol partiler belirli ölçüde bazıları haklılar. Çünkü dernekler Avrupa'dan fon aldığı için genellikle liberaller tarafından yönetiliyor. Öyle bir şey de var. Yok, etsiz şey de olur ya. Diyet de olur. Çok önemli değil o. Hepinizin badıcı olmasına gerek yok arkadaşlar. Bulgur yiyorsunuz alternatif olarak da. Yani bulgur çok mu sağlıklı bir şey? Ama hani zararı yok da çok da besleyici bir şey değil bulgur yani. Tavşan demesin sebeplerinden biri kesi alevileri kılık olsun gelir. Yumurta peyniri falan veganlık kapsamında alsınlar anında vegan olurum. Yani peynirden vegan olamayan çok insan tanıdım bu arada. Ben peyniri hiç coşmam. Her kahvaltıda yerim. Protein alalım falan diye yiyorum. Hiç peynire coşamadım hayatımda. Gerçi ben çok az yemeye coşuyorum. Önüme koy yerim yani ben. Hayatımın bir döneminde şeydi tamam mı baya hardcore diyet falan yapıyordum şey oldum tamam Ben sadece hani hayatta kalmak için yiyorum zevk almıyorum <laughs> yediğim şeylerden moduna girdim. Korona olanlarda şey oluyordu. Tadalma dokusu gidiyordu şey falan yumurtanın içine reçel koyuyordu herif öyle yiyordu. Ha, onun gibi bir şey oldum ben bir ara ve çoğu şeyde hala öyleyim yani çok böyle arada bir şey canım çeker onu yerim. Onun dışında şey önüme ne koysan yerim yani çok fark etmez benim için. Ha bu haftada bir böyle canımın çektiği bir şey yiyeyim yetiyor bana. O da lüks. Hani bir ayda bir de olabilir. Bir de şey taş köprü sarımsağı vegan bir yiyecek olduğundan dolayı veganlıkta çok zorlanmam. Taş köprü sarımsağı yasak olsaydı büyükten silahlı direniş hakkım başlardı arkadaşlar. Hiçbir şekilde veganla okuyor olmazdım. Taş köprü sarımsağı kastam onu taş köprü sarımsağı. Dünyanın en iyi sarımsağıdır. Eğer sarımsak yasaklanırsa silahlı direniş hakkım başlar. Patlıcanı çok severim. Mesela düşünce benim en sevdiğim yiyecekler genellikle sebze ağırlıklı zaten.